Herkese merhaba, Dikiş sınıfından. Biz bugünlerde neler yapıyoruz? Şöyle bir kameramı düzelteyim. Çünkü ne zamandır video çekmediğim için ne zamandır da kamera ve tripod şunu bunu ayarlamayı neredeyse unutmuş gibiyim. Drapaj usulü çalışma ile ilgili videolar paylaştık. Instagram hesabımızda da paylaştık. YouTube'da da paylaşmaya başladık ama sıfırdan başladığımız bir drapaj çalışması olmadı açıkçası. Ustalık sınavına hazırlananlar için hızlandırılmış bir kurs gibi oldu. Gene Burda dergisinden çok güzel bir bluz tunik modelinin işlem basamaklarını, dikim aşamalarını paylaştık. O da YouTube kanalımızda. Çok güzel ilgi gördü o da. Kalıbı şiddetle öneriyorum. Şimdi birçok kursiyerimle de kestik onu. Artık gene bizim hani böyle gözü kapalı kesip dikebileceğimiz modellerden biri haline geldi. Kumaş özelliklerinden de o videoda bahsettim. Bakarsınız ama biz şimdi ne yapacağız? Yeni elime geçen Burda dergilerinin incelemesini yapacağız. Hepsini tabii ki bir videoda yapmayacağım. Bunlar bana Burda dergisinin sürpriz hediye gönderdiği Burda dergileri. Gördüğünüz gibi özel sayılar. Bunu biz almıştık atölyemize. Bu da Ekim sayısı. Bu da eski sayılar, paket sayıların kampanyası vardı. Paket sayılardan yani paket Burda dergilerinden aldığımız şeyler. Sırasıyla hepsini paylaşmaya çalışacağım. İçeriklerini size göstereceğim. Her dergiden de bir veya iki modelinde model analizli çalışmalarını anlatacağım. Nasıl olacak? Yani bir model belirleyeceğiz. Onun böyle nasıl kalıbını okumamız gerektiğinden de bahsedeceğiz ama ben Ekim sayısını da çok beğendim. Şu hobi klasikler sayısını da çok çok beğendim. Aslında şu büyük beden sayısını da çok çok beğendim. Ama klasiklerle başlamak istiyorum. Dergi tanıtımımıza hoş geldiniz. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Lütfen abone olmayı, kaydetmeyi, arkadaşlarınıza haber vermeyi, sayfalarınıza paylaşmayı unutmayın ki bunlar bizi çok motive eden şeyler, mutlu eden şeyler ve verdiğimiz emeğin karşılığını bir şekilde almak istiyoruz elbette. Hadi bakalım şimdi dergi incelemelerine geçelim. Bunda bir videolar serisi olacak. Birkaç video üst üste paylaşıp sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Evet, her şeyimi ayarladım. İnşallah güzel bir çekim yapabilirim. Çünkü anlatmak hiçbir şey ama çekim yapmak insanı kendinden geçiriyor. Ayarladım ve sayfamı hem ekrandan kontrol edeceğim hem de buradan kontrol edeceğim. Kendimi göstermeyeceğim göya. Her neyse burada hobi klasikler sayısı çıkardı ve bunu bize hediye gönderdi. İçinde arşivden seçilmiş en çok beğenilen 16 modelin olduğu fiyatı 40 TL olan klasikler sayısını inceleyeceğiz. Instagram'da paylaştığımda bu dergileri herkes Burda dergilerin artık çok pahalı olduğundan bahsetmeye başlıyor ama ne pahalı değil ki diye söze girmeye çalışacağım. Yurt dışından geliyor biliyorsunuz. İşte kağıtlar, malzemeler, şunlar bunlar her şey dolar bazına satıldığı için ister istemez hayatımızdaki her şeyde olduğu gibi bu bizim hobimiz olan dikiş malzemelerine, iğneden ipliğe her şeye zam gelmeye başladı. Dolayısıyla da dergide zamlandı. Ama bence şimdiden gene bunları stoklamak ve almak gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda zaten ne olacağını bilmiyoruz. Burada editörümüz Alev Hanım'ın, derginin editörü, editörümüz hepimizin editörü Alev Hanım'ın Her Dönemin Vazgeçilmezleri adlı yazısı var. Bakıyoruz. Bu sayı bluzlar sayısından bu yani hatırlıyorum bunu henüz dikemedik şu yeleği ama şöyle çok güzel bir şal yakalı düğmeli yelek modeli var görüyor musunuz ekrana yansıyor mu bilmiyorum ben dergileri hep incelerken şundan çok şu kısımlarıyla daha çok ilgilenirim bazen inanın şuraya bakmam bile sadece hangi renkler hangi kumaşlar kullanılmış diye belki bakarım veya bir dergiyi aldığım zaman direkt elime hemen şunda olduğu gibi şunu da göstereyim. Hangisinde? Evet. Şunu da göstereyim. Ekim sayısında mesela. Alırım sayıyı hemen de gelirim. Direkt şuradan sarı sayfaları açıp hemen modellere bir toplu bakış yaparım. Yıllardır. Çünkü ben modelleri buradan anlayabiliyorum.
Sizin de buradan anlıyor olabilmeniz gerekiyor. Daha önceki videolarımdan da bahsettim. Yani bir modeli burada görüp de yok ben bu renk giyemem. İşte ben böyle bir mini giyemem. Ben böyle bir şey giyemem diye konuşuyor. Benim kursiyerlerim de bunu çok yapıyor. Hayır, siz bu kumaşın aynısını aynı şekilde dikmeyeceksiniz. Farklı renk kendi tarzınıza, kendi zevkinize uygun bir kumaştan dikeceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey sadece kumaş özelliği olacak. Esnek mi, değil mi? Yünlü mü, dökümlü mü, dökümsüz mü? O kumaşlara bakacaksınız. Her neyse, gene konudan konuya atlayarak geçiyoruz sayfamızdan şöyle. Dergide 16 tane model var. 16 modelin her birine 5 dakika konuşursak saatlerce sürer video. O yüzden az konuşacağım ama şu pantolona gerçekten bayıldım. Çok sevdim, çok beğendim. Asla benim vücut proporsiyonuma uyacak, benim giyebileceğim bir pantolon değil ama ince uzun göbeksiz kişilerin, biraz bacak boyu uzun olan kişilerin rahatlıkla giyebileceği ve hani topuklu ayakkabılarla rahat eden, daha yüksek topuklarla diyeyim, çok topuklu değil de rahat edecek kişilerin giyebileceği bir pantolon olmasına rağmen kalıba gerçekten bittim, bayıldım, çok sevdim. Biz şimdi ilk sırada, hatta bakın şuraya notlar almışız, gözüküyor mu bilmiyorum, arka arka bir ön diye. Şurada ben notlarımı almaya başladım. Çok sevdik. Kalıbını çıkaranlar oldu. İnşallah bu pantolonu dikeceğiz ve paylaşacağız. Belki de bu dergiden kalıbını inceleyeceğim şey bu olabilir, model olabilir. Çok beğendim bu modeli gerçekten. Marlin pantolonlar yine çok moda ama bu sezon üst üste ikili pilili ve kemer köprülerden geçirilen incecik bir bağcıkla demiş. Yapım aşamaları var biliyorsunuz, her dergide, her modelde nasıl yapacağınızla ilgili. Bilinmesi gerekenler diye gene püf noktaları paylaşıyor dergi bizimle. Burada hemen şöyle hızlı hızlı bakıyoruz. Tel halı parçaların pantolona veya eteğe dikişi, bel bandı parçalarının üst üste dikin diyor ve bel bandını döndürün diyor. Şöyle dönüyoruz tekrar. Burada göğüs cepli bir bluzumuz var. Gene teknik çizimleri sayfaya tam sığıyor mu bilmiyorum ama burada bildiğimiz işte ayaksız yakalı bir gömlek var. Cepli, tek sıra düğmeli kapaması var. Pat parçası ayrı dikilmiş. Kolunda incecik bir manşeti ve iki tane pilisi var. Bu da gayet klasik, günlük yaşantımızda çok işimizi görecek bir gömlek modeli. Burada evet, bizim asimetrik modellerimizden biri. Rafine pilili elbise. Şu size şeyde de fikir verebilir bu elbise modeli. Şuradan gene teknik çizimini göstereyim. Asimetrik bluz ustalık sınavına hazırlananlar için böyle bir modelde tasarlayabilirsiniz. Yani bunu elbise gibi değil de daha şöyle bluz gibi düşünerek sınav hazırlığı bu model üzerinden de aslında yapabilirsiniz. Kurtarıcı bir model olmuş sınava hazırlananlar için özellikle. İki cepli blazer manto diyor. Bakın bu da çok çok güzel bir manto. Çok şık. Bu işte benim giyebileceğim, yani düşük kollu olmayan, düşük kollar bana çok yakışmıyor. Çünkü hep kendi üzerimden örnek veriyorum ama beni tanıdığınız için örnek veriyorum. Omuzlarım geniş, pazularım var, yani kollarım, üst kollarım biraz kalın. O da üst bedenimi iri gösterdiği için, aslında incecik minyon bir kadınım. İri gösterdiği için çok fazla ben düşük kollar tercih etmemeye gayret ediyorum. Bazen dayanamasam da takma kollar benim daha çok bana yakışan, benim tarzıma uygun oluyor. Bu modelde klapada farklı bir renk kullanılmış. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada koyu renkli bir klapayla yapılmış. Son derece şık bir model, gene klasikler arasında dediğimiz modellerden biri. Burada gene pastel planı, yani kalıpların nasıl yerleştirileceği verilmiş. Hassal planını vermiş demiştik. Sesimde ton düşmeleri ve yükselmeleri olabilir. Kusura bakmayın. Molalar veriyorum. Etekli ceket, etekli blazer, blazer ceket var burada gene. Bakın belden kesikli, pensli, yanları pensli. Gene fark ettiyseniz buradan değil, tam şuradan inceliyorum modeli. Sizin de öyle yapmanızı öneriyorum. Bir modeli beğenip de hemen ben bunu dikerim diye değil, şurada kalıp parçalarına bakarak ve noktalara bakarak karar vermeniz gerekiyor. 3 noktaysa biraz daha böyle
biraz daha bir tık ileri seviyede dikiş bilgisi gerektiğini anlıyoruz buradan. Modelin işte klapalı yaka var. Düğün, tiyatro, galası ya da akşam yemeği. Bu görkemli jakar kumaşı ve vücudu cazip gösteren çarpıcı eteğiyle hayranlık uyandırın diyor. Tam oturmasını sağlamak için eteği de astarladık demişler burada. Gayet şık olmuş. Ve hemen bir arka sayfada da o ceketin altındaki eteğin kalıbı verilmiş. Kalem etek şeklinde tasarlanmış. Açık yırtmaçlı bir etek. Pens değil de sanırım pili var burada benim teknik çizimden anladığım kadarıyla. Arkası pensli, önü pilili gibi geliyor ki evet teknik çizimlerde pil olduğunu zaten görüyoruz. Pilinin de bu tarafa doğru yatması gerekiyormuş. Yani pili ön ortasına doğru yatacak. Burada da biliyorsunuz ki şu çizgiler kumaş katı anlamına geliyor. Kesik kesik olan çizgiler. Şal yakalı karpuz kollu bluzumuz var. Burada bir tane de gene kollar manşetli ve büzgülü, düz inen, boynu bağcıklı bir bluzumuz var. Son derece şık. Kumaş önerisi olarak da ince bluzluk kumaşlar, örneğin viskon, ince pamuklular, krep kumaşlar ve saten. İnce saten önerilmiş. Bağcık parçası nasıl yapılacak, köprü bantlarının, yakanın nasıl çalışılacağı her şey tek tek tekrar anlatılmış. Burada bakın arkasına tekrar işlem basamakları var. Aynı model ile yani aynı kalıp ile buradaki kalıp ile bu elbisenin de dikilebileceği, boyunun nasıl uzatılabileceği her şey anlatılmış arkada ve ön parçada. Şekline göre uzatma dediğimiz cetveli kalıbın şekline göre koyarak uzatma şekli de burada gayet açık anlatılmış. Bir modeli incelerken sadece şu pembe elbiseye değil şu yazılara, açıklamalara, dipnotlara mutlaka ama mutlaka bakmanız gerekiyor. Yoksa kalıbı anlayamazsınız, yoksa kalıbı algılayamazsınız. İnce röver yakalı blazer'da sıra bu sefer bakın daha ince bir klapa röver katlaması var burada da. Kapaklı ilik cep yapılmış. Bunun için tabi cep tekniklerini de bilmek gerekiyor. Bazen kurslarda öğrenciler, kursiyerler teknik parça çalışmaktan çok fazla sıkılıyorlar, bunalıyorlar ama işte böyle bir cekette karşılaştığımızda da bu ceketin bu cebinin nasıl çalışıldığını bilmeniz gerekiyor. Hatayı bu ceketi dikerken yapmayın ama teknik parça üzerinde isterseniz 3 tane teknik parçayı atın, yanlış yapın ama en doğrusunu yapana kadar çalışın. Çalıştıktan sonra bu ceket üzerine veya fileto cep çalışıyorsanız kaban, manto kaban üzerinde düzgünlüğü yapın. Burada yan kupların ve penslerin nasıl dikileceği ve yerleştirileceği anlatılmış. Şu beldeki çıtın yani şuradaki kesiğin nasıl yapılacağı anlatılmış. Göremedim ha şurada. Nasıl dikileceği şu kısım genelde bakın çok karışık geliyor. Nasıl yapacağız biz burayı anlamadık diye soruyorsunuz. Gene burada işlem basamakları anlatılmış. 9. modelimize de gene aşama aşama bakın çok güzel bir dergi. Her modelin aşama aşama dikiş anlatımları da verilmiş. Gayet güzel. Burada röverin çepeçevre teğellenmesi bile anlatılmış ki bu teknik bilgileri kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Eğer bir kursa gitmiyorsanız veya online eğitim almıyorsanız. Gelelim şurada güzel dar paçalı pilili bir pantolonumuz var. Üstü pilili. Altı dar paça geliyor. Kalçalar geniş, gayet rahat, gayet kullanışlı bir pantolon modeli. Şöyle gösteriyorum. Tekrar incelemeniz için. Belki bu modeli de size anlatabilirim. Sanki bu dergiden bir pantolon anlatasım var benim yani size ama o en başta gördüğüm o pantolonu, ekru renk pantolonu çok çok beğendim. Gene söylüyorum. Burada da ütü izli pantolonumuz var. Şöyle göstereyim tekrar. Ütü izli pantolonda da bakın şuradaki çizgiyi anlamıyorsunuz genelde. Şuradan gelen ve şuradaki çıt işaretine kadar gelen çizgide burası ütü ile esnetilecek anlamına geliyor. Ne demiş? Ütü izli dar kesimli bu pantolon bedene kusursuz oturuyor ve her vücuda yakışıyor. Benim büyük ihtimalle gene dikeceğim pantolonlardan biridir bu pantolon. Çünkü ben bunu giyebilirim. Benim gibi olanlar da giyebilir. Kendinizi benimle kıyaslarsınız artık. Kumaş önerisi olarak da elastanlı ya da
En esnasız kumaşlar, yani esnek veya esnek olmayan kumaşlar önerilmiş. Kolları pilili düz elbiseye geldi sıra. Siyah, düğünlük, kokteyllik bir parça. Tekrar şöyle gösteriyorum size. İnşallah çok parlama yapmıyor. Çok üzüleceğim emeğime eğer parlama yapıyorsam. Bakın gene bu kaç noktalı modellerdenmiş. Kolay diyor. 2 noktalı modellerden. Evet, kolay bir elbise. Sadece şu kalıpları çıkarırken, çıkardığınızda şurada yazan işte bir orta ön parça, iki yan ön parça. Burada mesela bir orta ön parça diyorsa, burada hemen biri bulup buna hemen notunuzu alacaksınız kalıbı çıkarınca. Ön bir. Yani şuraya kocaman şöyle bir ön bir yazı vereceksiniz. İki neymiş? Yan ön parça. Hemen ikiyi bulacağız. İkinci parça neredeymiş? Buluyoruz, buluyoruz, buluyoruz. Evet, şurada yan parça. O mudur? Emin olamıyorum. Yani tutunca benim gözüm de görmüyor. Pardon. Evet. Gerçekten bulamadım, biliyor musunuz? İki yan ön parça. Bu, bu. Evet, doğru. Doğru bulmuşum. Dışına yazıldığı için. Bu da iki yan parça. Üç ön etek robası demiş. Hemen robayı bulacağız. 3 şu ön etek robası diye diye kalıplarımızın içine, yani parşömene çıkarıyoruz ya bunları. Bütün şu işaretlerini aldıktan sonra şurada yazan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parçanın da ne olduğunu kalıp parçalarının içine yazacaksınız ki aklınız karışmasın. Çok şık, çok güzel bir elbise. Bakınız gayet zarif duruyor. Bunun yakasının da, ay hemen ben sizden gelen tepkileri şu an duyuyorum. Kulağımda çınlıyor. Ya hocam bunun yakası çok açık. Açık olabilir, kapatırız. Bunları da anlatıyoruz videolarımızda nasıl kapatacağımızı. Bisiklet yaka yapabiliriz. Değil mi? Daha küçük bir V yapabiliriz. İsteyen açabilir de, yani hiç önemli değil. Bunları hep şu kalıplarımızı çıkardığımızda şekline göre yapmayı da zamanla zamanla, zaten geçmiş videolarımızda da anlatıyoruz. Onlara da bakabilirsiniz. Retro görünümlü elbiseye geldik sırada. Geldi. Bakınız asimetrik gibi gözüken ama evet asimetrik bir elbise. Bu da şöyle anlıyoruz. Bunu da bakın, sağ ön parça bir adet, sol ön parça bir adet, arka parça iki adet kesiliyor bunda. Tekrar ben bu modelleri incelemeden bir daha dergi anlatmamaya karar vermiş bulunuyorum şu an. Çünkü tam olarak algılayamadım. Evet, evet. Şu tarafı gördüğünüz gibi omuz plisi yok. Bu tarafta omuz plisi olduğuna göre bu modelimiz nedir? Asimetriktir. Orta dikiş bilgisine sahip olmak gerekiyor. Yarasa kollu, sağ omuzu asimetrik, pilili asimetrik diye zaten burada da yazıyormuş ama benim bunun asimetrik olduğunu anlamam zaman aldı. Günün yorgunluğu da diyebiliriz buna. Olağanüstü bir kesim diye göstermiş burada da. Şurada da kumaşı parçalarımızı nasıl yerleştireceğimizi göstermiş. Bazıları çift kata, bazıları tek kata yerleşecek bunların. Aman diyeyim, gözden kaçmasın. Asimetrik olayı işin içine giriyorsa zaten parçalar tek kattan kesilecek demektir. Bakın hep bu söylediklerimi not edin. Hiçbir yerde bulamazsınız. Şöyle bir etek modeli var. 14. modelimize gelmişiz. Gördüğünüz gibi gayet şık gene. Pilileri olan. Şurada da tekrar gösteriyorum şu şekilde size. Pililerin hangi yöne katlanacağı, kaç tane olacağı, pili parçaların hepsi verilmiş. Bu tip pilili eteklerde özellikle düz boy ipliği gene çok önem kazanır. Pililer her seferinde bir yarım santim bu tarafa kayarsa eteğiniz, buradaki etek böyle pililerle beraber yan dikiş döner gider ve hiçbir işe yaramaz. Verdiğiniz emek de çöp olur. Kumaş önerisi olarak da ekose kumaşlarla da muhteşem görünür demiş. Ama ekose kumaşlarda da neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kareli çizgilerin birbirini takip etmesine ve denk gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Tok eteklik kumaşlar önerilmiş. Buna bayılıyorum. Bakın tam bizim böyle gene rahatlıkla giyebileceğimiz ama benim giyemeyeceğim şöyle bir siyah elbise var. Göbek ve bel oyuntusu isteyen bir elbise. Yani göbeksiz ve bel oyuntusu isteyen bir elbise. Elbise parçalarımız bu. Son derece güzel ve şık.
Özellikle hani abiye kıyafet, brokar kumaşlardan, işte o kabartılı, diğerinin adı neydi, brokardan başka ne diyorduk biz ona ya? Kabartılı kumaşlar vardı ya, onlardan dikebileceğimiz, daha dün konuştuk bizim dikişseverler grubunda bu kumaştan. Neyse okuyalım. Tok elastik kumaşlar, yalnızca elastanlı kumaşlarla çalışın. Ha, esnek kumaşla çalışmamız gerekiyormuş bu modeli. Çalışırsak yani dar, esnemeyen bir kumaşla çalışırsak bu elbise bize dar gelecektir demektir. Kendi bedenimizde bile çıkarsak brokardan öbür ki kumaşın ismini hatırlayan lütfen yorumlara yazsın. Çatlayacağım çünkü şu an hatırlayamıyorum. Brokar öbürü neydi? Her neyse, astarlı mı astarsız mı demiş. Ben şimdi video bitene kadar düşünürüm o kumaşın adı neydi. Parçaların ölçülerini de vermiş şurada. Şu şey parçaların, kendimiz yani kalıbı verilmeyen parçaların ölçüleri de genelde şu küçük tablolarda oluyor. Gizli fermuar dikimini aşamalı olarak gene burada anlatmış dergi. Çok içeriği güzel, dolu dolu, her sayfasında, her paragrafında bilgi olan bir sayı var şu an karşımızda hanımlar. Başınız döndü mü, dergiyi çok döndürüyorum. Ondan sonra geliyoruz son 16. modelimize de kemerli bir trençkot kalıbı verilmiş. Şurada dikkatinizi çekiyor mu gene bilmiyorum. Pamuklu ya da karışımlı mantoluk kumaşlar kullanın demiş. Burada da ne kadar kumaş gideceği genelde yazar. 4 metre 10 santim eninde gittiğini ben bir kurserime söylediğim zaman ay hocam demişti, ama bunun aynı zamanda şurada rüzgarlık parçaları da var ve biliyorsunuz ki onlara da çok kumaş gidiyor yani ekstradan. Yani pazardan parça kumaş alıp da 1,5 metreye ben bundan trençkot dikeceğim diyerek düşünüp kumaş almayın. Kumaş hesabınızı güzel yapın. Gayet klasik, hoş. Her yıl giyilebilecek, yıllarca. Benim bir trençkotum var, 20 yıldır giyiyorum ben yani. Fileto cepli, normal parçaları olan bir ceket. Bakın bunu da anlatabilirim. Çünkü şurada parçalı parçalı verilmiş. Bunları genelde çözemiyorsunuz. Çözemediklerinizin içinde oluyor. Bu videoda anlatmayacağım. Ama siz içinden özellikle anlatmamı istediğiniz, şöyle tekrar geriye doğru bir dönüş yapayım, bir model var ise hanımlar lütfen o modeli de yorumlar kısmına yazın. En çok yorum alan ve en çok istenen model içinde ayrıca bir çekim yapacağım. Yani ben bunlardan birini içinden çekip size anlatacağım, ama sizin de en beğendiğiniz modellerden birini anlatmayı düşünüyorum. En çok istek alan parçayı diyeyim artık. İstek alıyorum bu videoda ve diğerlerinde de alacağım. Çünkü videonun başında gösterdiğim burada dergilerin hepsini incelemesini yapmak istiyorum ve sizlere desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu videolar ve içerikler biliyorsunuz destekle üretiliyor. Siz ne kadar çok beğenirseniz, yorum yazarsanız, kaydederseniz ve paylaşırsanız biz o kadar çok çekme isteğiyle dolu dolu oluyoruz. Öbür türlü canım pantolon. Öbür türlü içimizden hiçbir şey çekmek ve anlatmak gelmiyor. Çünkü duvara anlatıyormuşuz gibi de bir his oluşuyor haliyle. Şu yeleği de, bu sene astarsız yelek konumuz var. Astarsız veya astarlı yelek konusunda mutlaka diktireceğim yelektir kendisi. Geçen seneden beri aklımda, bu da çok güzel. Evet, buradanın klasikler sayısının sonuna geldik. Bu dergi bu kadar. Dediğim gibi mutlaka arşivlenmesi gereken, arşivimizde bulunması gereken ve her modelden, her yani buradaki modellerin hepsinden senelerce dikiş dikebileceğimiz modellerin seçildiği bir dergi olmuş. Tebrik ediyorum dergiyi de aynı zamanda. Ben çok beğendim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda bu modellerden birinin analizi ve nasıl dikileceğini anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Sevgiyle kalınız efendim.